Herkese merhabalar dostlarım. Natural Finans kanalına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videoda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Tarih 11 Ağustos 2023 günlerden Cuma saat 12.12. .12. Bu video içerisinde Kale Seramik, Atakay Patates, Füzül Gayrimenkul ve Asya Gayrimenkul'ün bugün gün içerisinde gerçekleşen işlemlerine bakacağız. Ufak bir grafik incelemesi yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadede olurlarını yorumlamaya çalışacağız. Birebir kendi uyguladığım stratejiyi sizlere anlatıyor olacağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle bir abone olun sizlerden ricam. Videomuzu beğenin. Yorumlar kısmında bizlere yorum yapmayı mutlaka ihmal etmeyin. Ayrıca açıklama kısmındaki Instagram adresini takip ederek de buradan özel Telegram grubumuza alımlar yapıyoruz. Bir çekiliş yaptık. İki kişiyi alacağız bugün. Burayı takip edin kaçırmazsınız ve güzel bilgiler veriyoruz buradan yani. O yüzden takip edin burayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Videomuza geçebiliriz artık. İlk başta e, Kale seramikle başlamak istedim. E, çok güzel gidiyordu. Ne zamana kadar? E, bugün en zirve fiyatını gördü zaten tekrardan bir iğne attı. Sonra düşüş yaşadı. E, yani kendim açıkçası arkadaşlar bugün bugün satacak gibiyim. E, neden? Çünkü düşmeye başladı. Benim birebir uygulayacağım strateji bu şekildeydi. E, bildiğiniz gibi lot arttırmıştık şurada tavan bozduğunda. bayağı bir lot almıştık. Ufak tefek düşler olmuştu tavanda. Oradan sonra bayağı süredir bir elimizde tutuyoruz kale seramiği. Güzel bir şekilde güzel bir şekilde ilerliyoruz. Ve artık satıyorum gibi. Bu manipüle amaçlı vesaire hiçbir şey amaçlı değildir. Yani benden alan da kazansın ama yani benim yolum bu kadar gibi şu anlık kısa vade içerisinde. Daha fazla yatırım yapacak hisse var bildiğiniz gibi bir sürü alkarz geliyor. Bunlar da elbet bu alkarzlara etkileyecektir ki etkiledi zaten. Kale serimik hakkında 26 günlük üstel hareketli ortalamanın üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Parabolik sarında aldı olduğunu hala daha söyleyebiliriz. Fakat bu veriler yanıltıcıdır. Çünkü kaç gündür tavan tavan gidiyor. Biraz grafik oluşması gerekiyor bu verilerin doğru olması için. Oluşmuş değil daha. Atekey patatesle devam edelim. Biz dedik ki uzun vadede tutmayacağım dedim. E, buralarda sattık sonra tekrardan burada aldık sonra şuralarda tekrardan sattık düşmeye başlarken. E, bunda bir trade yaptık biz ufak çaplı fakat genel anlamda e, orta ve kısa uzun vadede tutulacak bir hissi olmadığını e, ben kendimce kanaat getirdim arkadaşlar. Çünkü e, var olan bir düşüş trendi var e, yeteri kadar performans sergileyemiyor iyi. Bunun birçok sebebi var. Aslında hisseye baktığımızda şirket bazında şirket on numara şirket. Yani e, ihracatı var, gıda, temel gıda, her zaman ihtiyaç var, her zaman para kazanabilirler. Dolar bazında, yabancı para bazında para kazanıyorlar. E, bunlar önemli detaylar. Uzun vadede bizim baktığımız kriterler bunlar. Oluyor, uygun hepsini aslında. Ama ama bir şekilde kötü gidiyor. Bu kötü gidişatın en büyük sebebi bana kalırsa diğer halka arzların gelmesi arkadaşlar. İnsanlar halka arzlar gelince küçük yatırımcı özellikle ee, satmış olabilirler çok yüksek ihtimalle ki böyle olmuştur benim tahminime göre. E, çünkü bazı insanlar, bazı yatırımcılar özellikle benim kitlemden söz ediyorum. E, çoğu sadece halka arzlara giriyor arkadaşlar. O sebepten dolayı bu halka arzları kötü yönde etkilemiş gibi gözüküyor diğer gelen halka arzlar. İzmir Demir Çelik, e, İz İzenir Enerji, e, Tatlıpınar Ofisiyen yani bunlar kötü yönde etkilemiş gibi gözüküyor. Umalım ki o halka arzları diğer hafta gelecek olan halk arzları etkilemesin. Bir bay döner ve bir tane daha bir şey geliyor. geliyordu enerji. Tam olarak incelemedim onları da. Onların da videosu gelecek merak etmeyin. Atekeyi patatesi sattım. Çok oldu hatta satıldı. Ben bayağıdır videosunu çekmiyorum. 9 Ağustos veya 10 Ağustos'ta sattım diye biliyorum. Kurtulduk. Buna bir kurtuluş mu denir artık bir şey mi denir bilmiyorum. Fakat yeniden yükselişe geçmeden bir alım yapacağımı söyleyemem arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Birebir kendi uyguladığım stratejileri sizlere anlatmaya çalışıyorum. Füzül gayrimenkul devam etmek istedim. Füzül gayrimenkul hakkında. arkadaşlar biz bunu şu seviyelerden sattık. Tavan fiyatından emir vermiştik bugün. Sattık. Sonra tekrardan şu ikinci mumda alış yaptık yükselce yere kadar yükseldi. Sonra tekrardan 9 Ağustos'ta bunu aynı şekilde sattık. Ufak çaplı bir karımız oldu. Fakat hisse düşüş trendine gibi gözüküyor. Yani mantıken bir önceki dibin altına inmediği sürece düşüş trendine değil diyoruz. Fakat bu hisseler kısa vadeli hareketleri de. Yani risktir şu an bu fiyatlarda tutmak bu hisseyi. tam anlamıyla belli olduğunda buradan bir yükselişe geçerse tekrar belki alımlar yaparız. Neden? Çünkü ben gayrimenkul sektörüne bu aralar yatırımlar yapıyorum. Çünkü gayrimenkul sektörü bana ucuz gibi geliyor arkadaşlar. Sadece bu hisseler değil çok daha fazla gayrimenkul sektöründeki olan hisselere yatırım yapıyorum. daha çok daha garanti gördüğüm hisseler var. Hiçbir hisse garanti değildir ama kendi çapımda böyle yorumluyorum ben. 26 günlük üstel hareketli ortalamanın altına geçmiş. Parabolik sarda uzun zamandır sattı olduğunu söyleyebiliriz. Bir saatlik grafikte bakıyoruz bunlara bilginiz olsun. Güzel paralar kazandırdı yani yalan yok. Bu 4 halk arzında güzel paralar kazandığımızı söyleyebilirim. Ee, Asya şey Gayrimenkul devam etmek istedim. Açık konuşmam gerekir ki bu halka doğru bir strateji uygulayamadım. Sizlere itiraf ediyorum. Bu halka ben e, maksimum şekilde para kazanamadım. Nasıl oldu? Ee, biz bu halka tavan bozduğu gün, bugün tavan bozdu zaten. E, alımlar yaptık. Ertesi gün direkt tabana çakıldı. Hadi ne olur dedik, düzelir dedik. Fakat e, derinlikteki emirler bize güven vermedi açıkçası. incelediğimizde 17 milyon satış emri vardı. Alış tarafında da hiç emir yoktu. Ee, o günün açılışına emir verdik Ve e, biraz az kar marjıyla Satmış olduk bunu Yani bazen her zaman borsada çok para kazanamazsınız Yani e, belirli stratejilerin dışına taşmadığınız sürece Tamam düzenli bir geliriniz olur Fakat her zaman kazanmak diye bir strateji yoktur Arkadaşlar bilginiz olsun ee, Bazen Karlarınızdan fedakarlık etmeniz gerekiyor Yani biz risk aldık burada kabul ediyorum e, Şirket kendi anlamında çok beğendiğimiz bir şirket değildi Halka arz olma sebebi e, Çok büyük oranda borç ödemekti Bunlar bu şekildeydi. Çok sevenler var bu şirketi. Fakat e, güven vermiyor arkadaşlar. Ne yazık ki güven vermiyor. Keşke verseydi. E, keşke uzun vadede elimde tutsaydım. Ama maalesef ki e, bizim beklentilerimizi karşıladığınız söyleyemem tam anlamıyla. E, bundan az bir yararlanabildik. Yani şuradan aldık tekrardan, tekrardan e, bu seviyelerden satmış olduk. Böylelikle bir tabandan daha, bir tabandan daha fedakarlık etmiş olduk. E, risk aldık. Daha fazla kazanırız diye olmadı. E, risk almadan da oluyor mu? Her zaman kazanılmıyor arkadaşlar. Belirli riskler almanız gerekiyor. Ee, bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. 26 günlük süre hareketli ortalamanın altında parabolik sarında e, SAT da olduğunu söyleyebiliriz. E, bu hisselerin çok uzatmadan e, gün içerisinde gerçekleşen bugünkü işlemlerine geçelim. ATK patatesle başlayalım. Gün içerisindeki en yüksek fiyat 61.40 en düşük fiyat ise 58.30 şeklinde karşımıza çıkıyor. 5.130.000'lik değer olarak para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. Neydi para çıkışı? düşük maliyetten alınan hisselerin satılmasıydı. Artık halka arzdan alınan notlar da artık son an, tam anlamıyla satılıyor gibi gözüküyor. Detay kısmına bakacak olursak da alışlar, satışlar, işlem adetleri, hacimleri bu şekilde artık hacimli gibi gözüküyor. E, derinlik kısmına bakacak olursak da 10 e, kademe derinlikte şu anlık biraz daha e, alışlar baskın gibi gözüküyor. Tam anlamıyla doğru değil, doğru olmayabilir bunlar anlık olarak değiştiği için. E, genel anlamda da 187 bin not alış tarafı 600-800 bin notta satış tarafında emir olduğunu söyleyebiliriz. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada iş yer alıyor 156 bin not, ikinci sırada ak yer alıyor 57 bin not, garanti üçüncü sırada 46 bin not şeklinde sıralanıyor. Satanlara bakacak olursak da Bank of America ilk sırada 213 bin not, vakıf ikinci sırada 60 bin not, Midas üçüncü sırada 47 bin not şeklinde sıralanıyor. Takas analizine bakalım. Ee, niye açılmadı? Takas analizi açısından da ziraat vakıf iş bizim için önemli olan kurumlar günlük bazda genel olarak satışta gibi gözüküyorlar. Ee, ziraat vakıf işe bir de bugün bakalım. Vakıf satışta, ziraat satışta kaç bin not, ee, 100 bin not satışta hemen hemen İş 100 bin not almış mı almış? Hemen hemen karda gibi gözüküyor, biraz daha olumluya ee, dönüyor gibi takas analizi açısından arkadaşlar. Takas analizi doğrudan yükselmesiyle düşmesiyle doğru orantılı değildir arkadaşlar. Ee, çok fazla etken vardır. Bunu unutmayın. Hüzül gayrimenkule geçiyoruz. Hüzül gayrimenkulde 3 milyon 420 bin yaklaşıklar olarak para çıkışı olduğunu söyleyebiliriz. 14.60 en yüksek fiyat 13.70 de en düşük fiyat şeklinde sıralanıyor. Detay kısmına bakacak olursak da e, işlem adetleri hacimleri bu şekilde. Derinlik kısmına bakacak olursak da e, 761 bin not alış tarafı 1 milyon 700 bin notta satış tarafı 10 kademe derinlikte de biraz daha alışlar baskın gibi gözüküyor şu anda. Aracı kurum dağılımına bakalım. Alanlarda ilk sırada yatırım finansmanı yer alıyor. 393 bin not. Yabancı yatırımcıdır bayağı bir oranı yatırım finansmanın. İş ikinci sırada yer alıyor. 226 bin not. Garanti üçüncü sırada 205 bin not. Ak şekilde sıralanıyor. Bu şekilde sıralanıyor. Saymayayım tek tek. Video kısa olsun. Satanlara bakacak olursak da ziraat ilk sırada yer alıyor. 424 bin not. Bank of America ikinci sırada 346 bin not. QNB üçüncü sırada 269 bin not şeklinde sıralanıyor. Durdurup yavaşlatıp inceleyebilirsiniz. Takas analizine bakacak olursak da Vakıf, e, ziraat iş bizim için önemli olan kurumlar 2 gün önce gayet olumlu yöndelermiş. Neden? Çünkü çok yüklü miktarda lotlar almışlar. Bu olumlu işaretmiş iki gün önce. Bu alımlara bugün devam etmişler. mi? ziraat iş vakıfa bakalım bugün. E, ziraat satışta, vakıf satışta e, kaç lot? 400, hemen hemen 550 bin lot falan. E, i̇şte 226 bin. Biraz daha kötüye doğru gidiyor gibi bir takas açısından Fakat yabancı yatırımcı alıyor bugün, e, ama bu cebinden de satıyor. Yani biraz daha negatif fiyatkın gibi gözüküyor bugünkü takas analizi arkadaşlar bilginiz olsun. Kale seramik edem edelim. Kale seramik en yüksek fiyat 76.20 en düşük fiyat 69.90 şeklinde. 6 milyon 140 binlik para girişi olduğunu söyleyebiliriz bugün. Detay kısmı bu şekilde adetler hacimler. Derinlik kısmına bakalım. Derinlik kısmında da 1 milyon 800 bin not alış tarafı 4 milyon ,000 satış tarafı 10 kademe derinlikte de. Azıcık daha alışlar baskın gibi gözüküyor veya eşit de olabilir çok da önemli değil. Kapanışta olsaydı biraz önemli olurdu. Aracı kurum dağılımına bakacak olursak da alanlarda ilk sırada iş yer alıyor 655 bin not. Yapı kredi 2. sırada 406 bin not. Vakıf için sırada 268 bin not şeklinde. Satanlara bakalım. Halk ilk sırada 417 bin not. Bank of America 2. sırada 397 bin not. Şeker 3. sırada 361 bin not şeklinde sıralanıyor. Bunun takas analizini yapmak zordur. Neden? Çünkü her gün tavan tavan gitmiş bir hissedeniz konuşuyoruz. Yani buradaki verilerin çoğu sıfır olacaktır. Haftalık bazda bakılacak olursak da haftalık bazda elbette olumsuz olacaktır çünkü e, tavan tavan gidiyor ama bugün günlük bazda gitmeyecek gibi tavan gidebilir bunu bilemeyiz e, bu veriler tam doğru anlamda yansıtmaz arkadaşlar şu anda hisse tam anlamıyla grafik anlamında oturmuş değil grafik anlamında oturduğunda daha detaylı inceleriz aylık ve haftalık bazda da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz e, zaten küçük yatırımcılar topladı elbette aylık bazda e, artıda olacaktır yani sıfır zaten bir ay olmadı alkarz olmalı e, haftalık bazdaki eksileri bunlar günlük bazdaki eksileri de bunlar olduğunu söyleyebiliriz ama. az Asya şey gayrimenkule geçtik. 24 milyon 820 binlik yaklaşık olarak para çıkışı var. Çok yüksek bir miktar. E, 17.80 en yüksek fiyat. 16.50 en düşük fiyat şeklinde. Detay kısmı bu şekilde adetler hacimler. Derinlik kısmındaysa da satışlar devam ediyor. 7.5 milyon satış tarafı 2.5 milyon .000 da alış tarafı. 10 kademe derinlikte de birazcık daha alışlar baskın gibi gözüküyor. Fakat neye fayda? X8'de şu an. Aracı kurum dağılımına bakacak olursak da alanlarda ilk sırada iş yer alıyor 918 bin not. İş çok fena sırtladı bu hisseye bilginiz olsun. Ee, ilk i̇lk sırada iş yer alıyor 918 bin not. Vakıf ikinci sırada 581 bin not. QNB Finans 501 bin not. İş dün 5 milyon not almıştı yaklaşık değer olarak. Satanlara bakacak olursak da ziraat ilk sırada 1 milyon 730 bin not. Yapı kredi ikinci sırada 1 milyon 150 bin not. Garanti üçüncü sırada 8 milyon 450 bin not şeklinde sıralanıyor. Artık sabrını taşırdı gibi milletin. Ee, devam edelim. E, takas analiz açısından günlük bazda zaten tavan bozmadıktaki tavan bozmadan önceki değerleridir bunlar tahminime göre haftalık bazda bu şekilde aylık bazda bu şekilde daha doğru düzgün analiz yapamıyoruz takas e, tam anlamıyla bir haftayı bulacaktır bunun oturması e, bu hisseler hakkında söyleyeceklerim bu şekilde e, lütfen açıklamalar kısmındaki Instagram adresimi mutlaka mutlaka takip edin. Kanalımıza abone olun. Bu da çok önemli. Bu ikisini yaptıysanız ne mutlu bana arkadaşlar. Lütfen yapın. Videomuzu beğenin. Yorumlar kısmında yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.